Herkese merhabalar. Elektrostatik videosuyla birlikteyiz. Bakalım neler işleyeceğiz. Birincisi, elektriklenme çeşitlerinden biraz bahsedelim. Burada 3 farklı elektriklenme çeşidi diyeceğiz. Sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme ve de etki ile elektriklenme. Şimdi dikkat ederseniz hepsinde asa temasla ilgili bir ilişkiden bahsetmişiz. Sürtünmede iki cismin birbirlerine sürtünmesi, dokundurmada yine temas var, dokundurma, ama etki ile elektriklenmede yaklaştırma ya da uzaklaştırma var. Doğal olarak üçüncüsünde temas yoktur arkadaşlar. Şimdi sürtünme ile elektriklenmede yünlü kumaş, bir de ebonit çubuk bahsederiz. Bu ikisinden, bu ikisini birbirlerine sürtünmesini söyleriz. Ebonit aslında yabancı olduğunuz bir kelime olabilir. Özellikle ebonit yazdık buraya. Bu normalde plastik çubuktur. Plastik çubuk. Peki biz niye buraya hani ebonit yazdık? Bakın bu E var ya, E. E'nin eksisi, E'nin E'sinden aklınıza gelsin. Ebonitin E'sinden. Yün kumaşla ebonit birbirine sürtündüğünde ebonit olan eksi oluyor. Yani elektronlarını çekiyor. Burası eksi yüklü oluyor. Burada elektronlar fazla oluyor. Yün kumaş ise artı yüklü oluyor arkadaşlar. Burada dikkat edin, ikisi de zıt yük ile yüklendi ve son olarak söyleyeceğimiz şey yük büyüklüklerinin aynı olduğudur. Bakın burada elektron almış plastik çubuk, değil mi? Kimden aldı? Yün kumaştan. Mesela kaç tane elektron alsın? Sayı verelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elektron alsın. Bundan 7 tane elektron aldığına göre bu da 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5, 6, 7 tane artısı elektronsuz kalmış demektir. Yani bunun yükü artı 7 ise bunun yükü eksi 7 olacaktır. Doğal olarak yük büyüklükleri de eşittir. Aynı şeyi ipek kumaşla cam çubuk için söyleyebiliriz. İpekte de ipeksi yazarsanız ipeğin eksi olduğunu söyleyebiliriz. Yani buralar eksi yüklü olacak. Cam çubukta ne yapacak? Artı yüklü olacak. O zaman kim kime elektron vermiş? Cam çubuk ipek kumaşa elektron vermiştir. Burada da yün kumaş ne yapmıştır? Ebonit çubuğa elektron vermiştir. Şimdi ilgili bir sorumuz var. Hemen buna bakalım. Nötr A ve B cisimleri birbirine sürtünerek elektriklendiriliyor. Buna göre A ve B birbirini iter mi, çeker mi sorusu. Bakın. Sürtünme ile elektriklenmeden bahsediyorsa eğer, neydi? Birinin yükü artı olacaktı, diğerinin yükü eksi olacaktı. Hiç siz yarıçapa falan bakmıyorsunuz. Önemli olan sürtünme ile elektriklenme diyorsa sana. Biri artı oluyor, diğeri eksi oluyor. Biri mesela yükler Q ile gösterilir. Biri artı Q kadarsa, atıyorum artı 8 Q kadarsa, diğeri de eksi 8 Q kadar oluyor. Yani yük büyüklükleri birbirlerine eşit oluyor. Sürtünerek elektriklendiriliyorsalar. O zaman A ve B birbirlerini iter diyemeyiz. Zıt cins yüklü oldukları için A ve B birbirlerini çekecektir. Bir de burada hani az önce sürtünme ile elektriklenmede söyledik ya, yük büyüklükleri de birbirlerine eşit olduğundan bu üçüncüsü de yanlıştır. Yani hangisi doğrudur burada? Yalnız iki doğrudur arkadaşlar. Şimdi dokunma ile elektriklenmeye bakalım. Cisimlerin dokundurulduktan sonraki yük büyüklüklerini bulunuz diyor. Buraya iki tane daha şey ekleyecek. Bir tanesi kürelerin ya iletken olduğu, yani metalden yapılmış olduğudur. Bu tip soruları yapmak için şunu yapacaksın. Bir, yükleri topla. Şimdi artı 3 burada, eksi 12 burada. Topladığım zaman kaç kalacak burada? Bakın. Artı ve eksi toplanırsa aslında birbirlerinden çıkartılır. Büyük olanı küçük olan, büyük olandan küçük olanı çıkarırsın. Büyük olanın işaretini koyarsın. 12'den 3'ü çıkarttım, 9. Büyüğün işaretini koyuyorum, 9 kü. Eksi 9 kü. Sonra yarı çapları toplarsın. Yarı çaplar da ne kadardır? 3R'dir. Bu ikisini birbirlerine bölersin. Böldüğün zaman ne çıkıyor? Eksi 9 kü. Bak, toplam yükü toplam yarıçapa böldüm. Ne çıktı? Eksi 3 kü çıktı, değil mi? Bu arkadaşlar 1 R içindir. Eksi 3 kü 1 R içindir.
Eksi 3 Q bir R içinse şunun son yükü eksi 3 Q olur. Bak burada 2 R var. O zaman bunun son yükü ne kadar olacak? Şimdi bir tane olsaydı eksi 3 olacaktı. İki tane olduğu için eksi 6 Q kadar olacak. Böylelikle işimizi bitirdik. Yine aynı tarzda bir soruyu bakalım. Ne yapacağız? Dokundurulduktan sonraki yük büyüklüklerini bulunuz diyorsa biz toplam yarıçapa toplam yüke bakacağız. Topladığım zaman buranın 20 Q olduğunu görüyorum. Toplam yarıçapında ne olduğunu görüyorum? 5R kadar. İkisini birbirlerine bölüyorum ve ben buradan 20'nin 4'e bölümü 4 Q'dur, değil mi? Eksi 4 Q'dur. O zaman bunun yükünün eksi 8 Q, çünkü neden? Eksi 4 Q burada. Eğer 1R olsaydı eksi 4 Q olsaydı olacaktı. İki tane R olduğuna göre eksi 4 Q çarpı 2'nin eksi 8 Q'yu vereceğini biliyorum. Burada da eksi 4 Q çarpı 3'ün eksi 12 Q vereceğini biliyorum. Arkadaşlar, dokundurulma işleminde başlangıç ve sonuçtaki toplam yük miktarı değişmez. Yani şurayı da toplamıştık 20 Q. Sonucu da toplarsan, ama tabii bu eksi 20 Q'ydu değil mi? Sonucu da toplarsan eksi 20 Q olduğunu görürsün. Bu önemli bir özellik. Şimdi sırada etkiyle elektriklenme var. Etkiyle elektriklenme aslında yorum sorularında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Şimdi bir cisme başka bir nötr iletken cisme yaklaştırıldığında eğer cisim artı yüklü ise unutmayın ki neyi çekecektir? Yaklaştırıyorsun, elektron çekecektir. Elektron çeker. Bütün elektrostatikte katılardan bahsettiğimiz için ya elektronu çekeceksiniz ya elektronu iteceksiniz. Başka olayımız yok, tamam mı? Şimdi burada elektronu çekeceksen elektronu nereden çekeceksin? Elektron mümkün olduğu kadar, değil mi, en uzaktaki elektronu çekersin aslında. Şimdi sen normalde şuradaki elektronu çek, zaten bu köşede yanında. Sen bunu çekeceksin ki hani bir elektron yaklaştırmış olasın. O zaman buralara elektronlar gelir. Demek ki son tarafta elektronları azalmış, elektronları gitmiş, artık nötrlüğü bozulmuş artı yükler kalır. Yani şöyle söyleyebiliriz. Etkiyle elektriklenmede cisme uzak olan taraf cisimle aynı yüklüdür. Anlaştık mı? Aynı şeyi buraya da yapalım. Şimdi bu elektronların bol olduğu bir cisim yaklaştırılıyor. O zaman burada ne yapacağız? Elektron iter, değil mi bu? Çünkü eksi yüklüdür. Elektron da eksi yüklüdür. Maddenin elektronlarını iteceksin. Maddenin elektronları ne olacaktır? Buradaki elektronlar ne yapacak? Buralara gelecektir. O zaman burada başı boş artılar kalacak. Yani ne oldu yine? Maddenin uzak olan tarafı cisim ile aynı yüklü oldu. Uzak taraf cisim ile aynı cins yüklü. Bu ne zaman karşımıza çıkıyor? Bu herhangi bir bağlantı yok. Bu böyle durumlarda karşımıza çıkıyor. Hemen bu şekilde çözebilir. Ama ben bir cismi toprakla bağlarsam, toprakla bağlamak demek arkadaşlar gerçekten de yani bir telle toprak bağlantısını sağlamak demektir. Aslında toprak derken biz burada dünyadan bahsediyoruz. Dünyanın da aslında sonsuz yüke sahip olduğunu söylüyoruz, tamam mı? Bizim için sonsuz yüke sahip. İstediğin kadar yük alabiliyorsun, yük verebiliyorsun. Toprak bu durumda nötrlüğü bozulmuyor aslında. Şimdi bakalım, artı yükler gene geliyor. Yine elektron çekeceğiz. En uzaktan çekeceğiz. Peki en uzak burası mı? Hayır. Artık maddedeki en uzak yer toprak. Sen artık ne yapacaksın? Topraktan elektron çekeceksin. Demek ki bu tarafa elektronlar gelecek. Sen şey elektronları çektin, bitti. Arkadaşlar, burası ile ilgili bir şey yazdık mı? Hayır. Neden yazmadık? Çünkü benim amacım elektron çekmekti. Burada en uzak burasıydı, buradan çekmiştim, değil mi? Ama burada en uzak yer topraktı, topraktan çektim. Yani burası nötr kaldı. Aynı şey burası için de geçerlidir. Eğer sen bunu yaklaştırırsan o zaman topraktan ne olacaktır? Elektron gelmeyecektir. Aksine toprağa elektron gidecektir, değil mi? Şu yakın taraftaki elektronlar ne yapacaktır? Toprağa gidecektir. O zaman buralarda artı yüklü olur. Burası kesinlikle
burası kesinlikle ne olmayacaktır arkadaşlar? Yüklü olmayacaktır. Nötr olur burası. Bak buraya dikkat et. Tamam? Etkili elektriklenme de neymiş? Cisim yanındakiyle zıt işaretli. Bak hep cisim yanındakiyle zıt işaretli. Ama maddenin uzağına gidersen o zaman onunla aynı işaretli olur. Toprak bağlantısı ya da başka bir cisim yoksa. Şimdi elektroskoplara bakalım. Burada da durum şudur arkadaşlar. Nötr elektroskop bir de yüklü elektroskop var. Elektroskop şurada iletken olan iki tane çubuğa sahip, üstü de iletken bir topuza sahip bir cisimdir. Şurada da bir cam fanus vardır ve cam fanusun içinde bulunur bu. Gördüğünüz gibi eğer yüklenmişse bu ayaklar yüklü, mesela diyelim ki artı yüklü. Diyelim ki artı yüklü bu. O zaman artı yükler birbirlerini iteceğinden bunlar ne olacaktır? Birbirlerini iterler ve elektroskopun yaprakları açılır. Bildiğiniz gibi aynı yükler, mesela iki tane eksi yüklü cisim ne yapacaktır? Birbirlerini itecektir. Ya da iki tane değil mi artı yüklü cisim birbirlerini itecektir. Bir eksi bir artı varsa ortamda bunlar da birbirlerini çekeceklerdir. Cisimlerin yüklü olup olmadığının bulunmasını sağlar elektroskop. Temel amacı budur. Bir de cisimlerin hangi cins yük ile yüklü olduğunu da bulmamızı sağlar. Şimdi bundan bahsedeceğiz. Bununla ilgili örneklerimizi yapacağız. Birincisi, sen herhangi bir cisme, mesela artı yüklü cismi yaklaştırırsan elektroskoba. Bak burada hemen hemen hepsini göstereceğiz, tamam mı? Elektroskopla ilgili bu kağıtların sonunda bir sorunun kalmayacak. O yüzden sen sakin sakin bunları dinle. Artı yüklü bir cisim yaklaştırıyorsun sen elektroskoba. Bu da nötr bir elektroskop. Nereden anladım? Yaprakları kapalı. Şu şekilde bir açılı eğimli değil arkadaşlar. Bu nötr bir, yani artı ve eksi yükleri birbirlerine eşit olan bir elektroskop. Şimdi buraya baktığında eğer yaklaştırırsam ben, o zaman ne oluyordu? Bu ne yapıyordu? Elektron çekiyordu değil mi? Artı yüklü olduğu için. Nereden? En uzaktan. Şimdi buraya kadar getirdim ben bunu. En uzağı neresi bunun? Topuz mu? Hayır, topuz çok yakın olur. Yapraklar değil mi en uzağı? O zaman yapraklardan elektron çektim. Demek ki yapraklar artıyla yüklendi. Yani yüklü yapraklar ne olacaklar? Açılacaklar ve bu topuz da eksi yükle yüklendi. Yapraklar artı, topuz eksi, sonuç yapraklar açıldı. Hadi buna bakalım. Artı yüklü bir cisme, artı yüklü bir cisme yaklaştırıyorsun. Arkadaşlar artı artı ne olacaktır? Artı elektronları iter değil mi? Şimdi burada artı var diyoruz. Burası artı yüklü diyoruz ama aslında burada değil mi? Nötr halde bulunan, yani başka artıların yanında bulunan eksiler de var. Şöyle gösterelim. Şuralarda hep eksiler de var. Bir maddede sadece artı yük proton olması mümkün değil. Maddeden bahsediyorsun sen. O zaman bu artı geldiğinde şuradaki elektronlar aşağıya gideceklerdir. Bakalım aşağıya mı gidecekler? Hayır canım, tam tersi. Aşağıdaki elektronlar değil mi? Aşağıdaki elektronlar yukarıya çıkacaklar. Çünkü bu elektronları çekecek. Artı yük eksiyi çeker. Doğru mu arkadaşlar? Çektiğine göre o zaman şuradaki elektronlar yukarıya gidecekler. Doğal olarak da burada daha fazla artı kalacak. O zaman şunu söyleyebiliriz. Yapraklar yine artı. Topuz işte yani yine artı ama tabii artısı biraz azalmış olabilir. Biraz elektronlar artmış olabilir. Ama sonuç yapraklar daha çok açılır. Bak bu eksi eksi de böyledir, tamam mı? Artı ile artı cismi yaklaştırırsan, yaklaştır. Yani artı yüklü bir elektroskopla artı yüklü bir cisme yaklaştırırsan yapraklar daha çok açılır. Aynı zamanda eksi eksi, eksi yüklü bir elektroskopla eksi yüklü bir cisme yaklaştırırsan da yapraklar daha çok açılır. Aynı açılma, aynı cins yükleri yaklaştırırsan açılır. Aynı açılma. Şimdi geldik buraya, dokundurulursa, dokundurulmada artık değil mi hesap kitap birazcık da yapmak gerekiyor. Burası artı köymüş, burası artı üç köymüş. Dokundurduğum zaman ne olacaktır? Dokundurduğum zaman bir de yani yaprakların büyüklüğünü aslında birazcık
yük şeyini falan acık ihmal ediyoruz burada hesap yaparken. 3Q'yu topladığım zaman 4Q, yarı çapları da eşitse son durumda bunun artı 2Q, bunun da artı 2Q olur değil mi arkadaşlar? O zaman ikisi birbirlerine dokundurulduğunda şunu söyleyebilirim. Yapraklar artı, topuz da artı, orada sıkıntı yok. Her iki cisim de artı olacak. Ama sonuçta yani ilk yükün artı Q'ydu, ikinci yükün artı 2Q. Demek ki sonuçta yapraklar biraz daha açılır. Tamam, biraz daha açılır. Ama şöyle bir durum varsa, yani senin elektroskobunun yükü daha büyükse, ben buna şimdi dokundurdum ne oldu? Eksi 4Q değil mi? Toplam yük eksi 4Q. Yarıçapa böldüğünde eksi 2Q kalacak. Demek ki eksi 2Q bunun, eksi 2Q bunun. Ha yani eksi 3Q iken eksi 2Q olduğuna göre bu sefer tamam yapraklarda topuzda artı ama sonuçta yapraklar biraz kapanır. Biraz kapanır. Neden? Yük büyüklüğü azaldığı için. Şimdi başka bir yaklaştırmadan ve bir tane dokundurmadan bahsedeceğim. Dokundurma. Çünkü bunlar zıt cins yükler. Bunları görün istedim. Bak, eğer sen zıt cinsli bir cismi elektroskopa yaklaştırırsan, şimdi getirdim buraya, çok yaklaştırdın, tamam. Şimdi bu ne yapacak? Elektronları itecek değil mi? Şimdi burada gizli, hani gizli elektronlar var demiştik. Onları itmeye başladı, tamam. Bir tane itti, bunu nötrledi. Bir tane itti, bunu nötrledi. Şimdi bunlar artık nötrlendi, bunları saymayalım artık. Yani yapraklardaki yük birazcık azaldı mı? Değil mi? Azaldı. Ondan sonra biraz, yani sonuç olarak yapraklar biraz kapandı. Kapanır. Ondan sonra bir tane daha elektron geldi, bunu nötrledi. Bir tane daha elektron geldi, bunu nötrledi. Tam kapanır oldu. Biraz kapanırmış. Tam da kapanabilir. Onu öğrendik. Tam kapanır. Arkadaşlar yaklaştırma devam ederse buradaki birer elektron daha aşağıya iner ve nötrlükten kurtarır. Bu tekrar eksi yükle açılır. İşte bu durum kapanıp açılmadır. Bak şöyle yapayım. Kapanıp açılır. İşte bu kapanıp açılmada yapraklar artı iken topuzun eksi olma durumudur. Tamam mı? Demek ki neymiş? Biraz kapanabiliyormuş. Bak, bir ilk etki biraz kapanma. İkinci etki tam kapanma. Artık nötr oluyor yapraklar. Ama üçüncü etki kapanıp açılma. Bunların hepsi yavaş yavaş olabilecek şeyler. Tamam mı? Yani biraz kapanabilir, tam kapanabilir, kapanıp açılabilir. Ama asla zıt yüklerde açılma söz konusu değildir. Tamam? Eksiye artı yaklaştırdın açıldı. Öyle bir şey yok. Eksiye artı yaklaştırırsın kapanıp açılabilir. Ama böyle açılma yok. O artı artı yaklaşırsa olacak bir şeydir. Şimdi bir de buna bakalım. Eksi 3Q'dan bahsediyoruz. Bu da eksi Q'ymuş. Şimdi bak eksi Q ise sen bunları topla bakayım ne olacak? Topladın. Artı 2Q. Yük paylaştırdın. Elektroskop da artı Q. Bu da artı Q. O zaman bunun yükü ne olmuş oldu? Azalmış oldu değil mi? O zaman yükü azaldıysa elektroskobun yaprakları biraz kapanır. Kapanır. Bak buradaki gibi biraz kapanır, gördün mü? Şimdi eksi 3Q artı 3Q ise sen bunları dokundurdun. Arkadaşlar toplamı sıfırdır yüklerin. Doğal olarak her iki cisimde nötr olacaktır. Bu durumda elektroskopun nötr olduğu bu durum tam kapanma demektir. Tıpkı diğerinde olduğu gibi. Tamam? Zıt cins cisimleri yaklaştırdığımda tam kapanma ortaya çıkıyor. Ama cismimin yükü daha büyükse, yani eksi 5Q artı 3Q ise topladığım zaman sonuçta negatif yüklü bir sonuç elde edeceğim. Yani eksi 2Q'yu elde edeceğim. Bu durumda her birinin yükü eksi Q olacaktır. Dikkat edin, bunun yük cinsi değişmiştir artık. Yani üçüncü durumda bak kapatıyorsun, tam kapandın. Yük cinsinin değişmesi demek kapanıp açılma demektir. Yük cinsi değişti. Böylelikle zıt olanların, zıt cisim ve zıt yüklü cisim ve zıt yüklü elektroskobun yaklaştırılması ya da dokundurulması durumunda ne varmış? Hep kapanma var. Acı kapandı, tam kapandı, kapanıp açıldı. Bu. Tamam.
Ve şimdi önemli bilgiler. Baktığım zaman Faraday kafesi ve iletken kafes içindeki canlıdan bahsedeceğim. Faraday kafesi ne güzel örneği, uçaklarda var aslında. Uçakların dışındaki metal bir Faraday kafesi oluyor bizim için ve canlı, içerideki canlılar yıldırımdan korunuyorlar. Yani uçağa bir yıldırım çarptığında uçağın dış çerçevesinden devam ediyor. Doğal olarak elektrikten korunmuş oluyorlar. Aynı zamanda bu kafesin içerisinde metalden yapıldığı için elektrik alan da güzel böyle şey olmuş oluyor. Elektrik alan da girmemiş oluyor dışarıdan. Bu yüzden de mesela metalle kaplı olan asansörlerin içerisinde telefonlarınızı çekmez arkadaşlar. Bunun nedeni Faraday kafesinde gibi olmanızdır. Bir ikincisi de elektrik yükü doğada serbest halde bulunabilen en küçük yüktür. Minicik yüktür. Bu yüzden mesela bir cismin yükü elektronun yükünün yarısı kadar olamaz. Unutma bunu. Mesela şu olabilir. İşte ne olsun? Elektronun yükünün mesela 3 katı olabilir. Elektronun yükünün 3 çarpı 10 üzeri 25 katı olabilir. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Ama tutup da mesela 3 bölü 5 olamaz. Tamam mı? Bu olamaz. Yani kesirli elektrik yükü doğada cisimler için mümkün değildir. Şimdi geçtik elektriksel kuvvete. Burada arkadaşlar bir tane formülümüz var. F eşittir K çarpı Q1 Q2 bölü D kare. Yani yükler çarpımı bir de aradaki uzaklığın karesi. Tamam? Uzaklığın karesi. Şimdi baktığım zaman ben artı ve artı yüklerin birbirlerini, şu doğrultuya dikkat edin, iteceğini ama bu kuvvetlerin eşit ve zıt yönde olacağını söyleyebilirim. Yani F1 eşittir F2 ama F1 ile F2'nin şeyleri birbirleriyle zıttır. Anlaştık mı? Şimdi sıra burada. İkincisinde eğer aynı cins yüklerim varsa bunlar da birbirlerini çekeceklerdir. O zaman burada da yani şu F2 yazdım ama bunlar değişebilir. Ben şöyle yazdım. F2 2'ye etken değil de 2'nin uyguladığı kuvvet olarak yazdım. Buna da 1'in uyguladığı kuvvet olarak yazarsanız 1 Q1 bu cisme şu şekilde bir kuvvet uyguluyor. Ve bu ikisi de birbirlerine eşittir. Ve nedir? Birbirlerine eşit ve burada yanlış yapmışız. Bak ikisine de eksi koyarsanız olmaz. Biri artı olacak ki zıt yönde olduklarını gösterebilelim. Eşittir eksi F2 diyeceğiz. Böylelikle tamamlamış olduk. Formülümüzde bir fark var mı? Artı ve eksiler için formüllerde bir fark olmaz. Zaten sen artı ve eksi formülde yazmak zorunda değilsin. Çünkü kuvvetlerin yönünü zaten gösteriyorsun. Bir örnek yapalım, ne demek istiyorum. Bak şimdi artı yükler arasındaki, artı Q yükleri arasındaki elektriksel kuvvet F'miş. Yani şu iki yük arasındaki elektriksel kuvvet F'miş. Sana böyle bir şey verildiğinde hemen F'in tanımını yaz. F eşittir K çarpı değil mi formülde vardı. Q bölü aradaki mesafenin karesi. Buna sen F demişsin. Şimdi bu cisim bu cismi ne yapıyor? İtiyor değil mi F? Diyor ki K cismini etki eden bileşke elektriksel kuvvet. K cismi de bu. Şimdi bak sana buna etki eden bileşke kuvveti soruyorsa sen bütün kuvvetleri bunun üzerinden göster. Yani buna etki edenleri bul. Sen bırak ona etki eden bu onu çekiyor bu bunları bırak. Şunu kim çekiyor kim itiyor ona bak. Şu cisim bunu itecektir F kuvvetiyle. Şuna bakıyorum bu cisim bunu eksi ve artı tabii ki de çekecektir değil mi arkadaşlar? Peki hangi kuvvetle çekecektir? Gelin formülümüze bakalım. K çarpı Q 2Q bölü yükler çarpımı arasındaki uzaklığın karesi D kare. Gördüğünüz gibi bunun bundan bak dikkat et. Bunun bundan tek farkı 2'dir. Yani şöyle yazalım mı? 2'yi katsayı başalım. 2 çarpı K Q çarpı Q bölü aradaki mesafenin karesi. Sen zaten şuna F demiştin. Gördün mü? Demek ki F üssü 2F'miş. O zaman şuraya yazalım 2F'i. İkisi de birbirlerini çekiyorsa. Demek ki bileşke elektriksel kuvvet ikisi de aynı yönde olduğuna göre 3F olacaktır. Böylelikle tamamlamış olduk sorumuzu. Ben artı eksiği bu formda yazmadım. Evet yazmadım ama kuvvetlerin yönlerini burada vektörel olarak gösterdim
zaten. Bunu yaparsanız yüklerin içine yazmanıza gerek kalmaz. İşleminiz basitler. Ve elektrik alan. Elektrik alan arkadaşlar birim yüke etki eden elektriksel kuvvet demektir. Bu da şöyle bulunuyor. Az önce F'i bulduk ya, hani K çarpı Q kare bölü D kareydi. İşte elektrik alan da E ile gösteriliyor. Ve K çarpı Q bölü D kare oluyor. Neden Q bölü D kare? Birim yük yok. Bak hatırlatalım. F eşittir K, Q1, Q2 bölü aradaki mesafenin karesiydi. Sana diyor ki senin artık iki tane yükün var. İkinci yük, iki tane yükün yok. İkinci yükün artı bir olursa bu formül elektrik alana döner. Tamam mı? Ve elektrik alanın tanımı da birim yüke etki eden elektriksel kuvvettir. Ben şimdi şurada artı Q yazarsam eğer, burası da eksi Q olursa, benim bir şu noktamdaki elektriksel alanı bul dersem, unutmayın artı yükten dışarı doğru, tamam, eksi yüke de eksi yükten de içeri doğru, yani eksi yüke doğrudur. Yani şurada böyle çizgilerim varsa burada artıdan dışarı doğru, eksiden de şöyle yapayım içeri doğru olacaktır. O zaman İkisi yan yana geldiğinde ben şu çizgilerin bu şekilde birbirleriyle birleşeceğini de, değil mi, söyleyebiliyorum. Bir de şuna bakalım. İkisi de aynı cinsi. O zaman arkadaşlar elektrik alan çizgileri asla birbirlerini kesmeyeceklerdir. Şöyle gösterelim. Şu şekilde kesmeyeceklerdir. Bunun ikisini de aynı şekilde çizebilirsiniz. Ve şöyle şöyle çizeceksin. Artı olduğu için de hep de okların dışarıya. Ve ödevlerimiz 9 taka baktığımızda elektriksel kuvvet, elektriksel alan, elektrostatikle ilgili hemen her soruyu çözebileceğimizi fark edeceğiz. Burada da 217 ile 240 arasındaki soruları çözebilirsiniz. Ve sonra 0'dan 9'a kitabımızda ise ne yapacağız? Ondan da hemen açalım ve bakalım. 208 ile bakalım hemen şurada 229 arasındaki sorularımızı çözeceğiz. Ödevimiz bu şekildedir ve ödüllü sorumuz, hepinize başarılar.